Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 25 Mart Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim Evet Cumartesi günü kalabalık bir koşularımız var İstanbul'da 2 altımız olacak Adana'da 2 altımız Diyarbakır'da da altı koşulu bir programımız yani bir altımız olacak. Ee, bakalım inşallah güzel neticelerle ayrılırız. Güzel bir kurgu e, sizlere sunarım. Tüm yarı yarışseverlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz sevgili dostlar. Evet güzel bir hafta sonu bizlerin olsun sevdiklerimizle. Evet birinci koşu saatlerimiz 12.30'u gösterdiğinde birinci altılı ayımızın startı verilecek. Şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman birinci Altılgay'ımızın başlangıç aya birazcık zor gibi geldi bana. Ee, tabii ki burada benim tuttuğum ilk tercihim e, King Kong olacak. Mehmet Kaya eşliğinde ilk defa piste çıkacak Mehmet Kaya'yla. Çünkü mesafe kısa. Bakalım e, İzmir'de gördüğü koşulları... İlk defa e, şehir dışına çıkıyor. Yani İstanbul'a geliyor. sentediye çıkacak. Ayağına çok seri bir safkan yanı. Burada bir tek seri safkan var. Ben onu gördüm. Dört nolu safkanımız var. O da tercih kul var. E, Ali Yıldız eşliğinde çıkacak ama e, ona pek ayak uyduracağını da düşünmüyorum. Tamam belki liderliği alabilir ama King Kong, e, Mehmet Kaya eşliğinde çok çok etkili bir koşu e, çıkartması belki bir tercihim. İkinci atım iki nolu safkanımız Halis Karataş'la Sonradan 7 nolu Safkanımız Gökhan Kocakaya eşliğinde ilk defa o da Gökhan Kocakaya ile start alacak yaptığı son koşusunu Kocaeli ile Kabokum'da kazandı. O da ilk defa Senteri'ye çıkacak etkili bir koşu gelecektir. Sonradan 3 nolu Asil Tutku Adem Aslan eşliğinde İstanbul'da Sentik'te bu meza yani 1300'ü kazandı. Sonra arka arka bir 5. bir 4.lik elde etti ama o da ilk defa uzuna çıkacak. Dikkat edilmesi gereken safkanlardan bir diğeri. Ve de son olarak da Altınoğlu safkanımız Erayçiz'i geçtiğinde piste çıkıyor. O da Kocaeli'de kazandı. Koca son İstanbul işinde. İstanbul'da zaten yarış hayatına başladı. Sonra bir kabukumda güzel bir başlangıç yaptı. Yani koşuyu kazandı. Son koşusu 1350. Bir 13. üçüncülük elde etti. Şimdi uzayan mesafede etkili koşmasını bekliyorum. Sıralamam 1-2-7-3 ve 6 şeklinde oluştu. Birinci altılık ayağımızın başlangıç ayandaki sıralamam. Evet ikinci koşumuza devam edelim. 14 safkanımız yer alacak. Birinci beşlik ayımız burada başlıyor. Bir maiden dişler aması 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet burada da koşuya baktığım zaman e, ben 3 safkanına geçmeye planlıyorum. Tabii ki burada e, baktığımız zaman ayan kurşun eşliğinde e, piste çıkacak olan 10, e, nolu safkanımızla ben başlayacağım. Sevgili dostlar yaptığı son e, Bursa işinde gayet başarılı gördüm. İstanbul'da zaten 1200'e bir üçüncülüğü vardı. Sonra Bursa'ya geldi bir ikincilik hanesine yazdırdı. Tekrar İstanbul sentetine dönen Ayan Kurşun'da da ikinci kez buluşan 8 nolu safkanımı eğer çıkıp liderliği alırsa yakalanmayabilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletebilir. 8 tercihim. tercim ikinci atım 10 nolu sapkanımız Halis Karataş eşliğinde. o da ilk defa Halis'te buluştu. Mutlaka değerlendirilir. Son iki yarışı muntazamdı. gerçekten başarılı koşular koştu. İstanbul'da o da 2000'de mükemmel bir üçüncülük elde etti. Ondan önce 1200'de bir ikincilik elde etti. Şimdi orta mesafeli koşacağı bu koşuda ben Halis Karataş'ta etkili bir koşu gelecektir. Ve de bir nolu e, Anar Rest diyeceğim ben Gökhan Kocakaya eşliğinde. O da ilk defa iki çim yarışı vardı. 154 günlük bir ara. Yani çalışmalarına falan baktım. Gayet başarılı buldum. Harika bir golop gerçekleştirmiş son golobunda. O da Onur Bolat eşliğinde. Şimdi Gökhan Kocakaya'da teslim edilen ilk sentediğinde bir birinci kanesine yazdırabilir. Burada ben 3 safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sizin de tercih safkanlarınız varsa, tuttuğunuz takip safkanlarınız varsa değerlendirebilirsiniz. Benim burada e, önde tuttuğum 3 safkanla geçme planlıyorum. Onlar da 8, 10 ve 1 şeklinde oluştu. ikinci koştaki sıralamamız. Evet 3. koşumuz 7 plasa ve 1. üçlü gayrımız burada start alacak. Şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 2200 metre sentetik kuma çıkıyor. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman e, yani Roland Tempo'da Ocakbaşı bir ayana seri bir safkan olarak gözüme çarptı. Liderlik alıp Roland Tempo'da gidecek bir koşuyu arka grubu uyutup kazanabilme kalibresine sahip olduğunu düşünüyorum. Ben iki nolu ocak başıyla başlayacağım. Mustafa Çiçek eşliğinde piste çıkacak. O da ikinci kez buluştu. İstanbul'u son yaptığı işinde 2000'de güzel bir üçüncülük. 2100 handikap 15'i kazandı. Elit Day Doğu Yıldızı. Yani bunları da geçme başarısı gösteren bu Ocakbaşı sevgili dostlar e, ee, rakiphanesine çıkan safkanları da geçen bir Ocak başından bahsediyoruz. Yine bunu gerçekleştirebilir Mustafa Çiçek'le. ilk tercim 2, sonradan 1 nolu Doğu Yıldız'ı ve de 3 dolu Elitay diyeceğiz Ayen Kurşun'la. Evet sıralamamız 2, 3, 1 şeklinde oluştu. Bu üç safkanla e, burası kapanmış olur diye düşünüyorum. Evet 7'li plasa için yani 2 nolu Ocakbaşı ve de 3 nola elit tay. Yani bu iki safkanı tercih yapacağım. Bunu da atlamadan dile getirelim. Evet dördüncü koşumuz Meydan. Dişiler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetik kuma çıkıyor. 13 safkanımız. ikinci altılı ayımızda burada startı verilecek bir Maiden koşu. Evet koşuya şöyle bir döndüğümüz zaman yani ilk defa bize çıkacak bir tane safkanımız. Orada 8 nolu safkanımız. E, tabii ki burada e, liderliği kim alabilir diye baktığım zaman Gökhan Kocakaya eşliğinde Bursa Angels e, orijinden gelen Narjina. Yani ben bu safkanı biraz daha seri gördüm. iki yarış gördü, e, gösterildi. Bir beşincilik İstanbul'da arkasından bir dördüncülük yani seri bir safkan. Ayağına seri, grupla dişi Gökhan Kocakaya eşliğinde 9 nolu safkanımız. Ben bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. İlk tercim ikinci atım 10 nolu Zavkan'ın Mehmet Kaya işliğinde 1 nolu Adigem Ayan Kurşun'la mutlaka değerlendireceğiz. O da ilk defa senteriye çıkacak. Bir 149 günlük bir arası var. Ankara'da yarış hayatına başladı. İstanbul'a geliyor. Etkili koşmasını bekliyorum. Ayan Kurşun'la da ilk defa dekter olmuş. Dikkat diyeceğim. 5 nolu Zavkan'ın Saadettin Boyraz'la ve de 12 nolu Stel El diyeceğiz Görkem Özçelik'le. Evet sıralamamız 9, 10, 1, 5 ve 12 şeklinde oluştu. ikinci altılı ayağımızın başlangıç ayağında. Evet 5. koşu ikinci beşli ayağımız burada start alacak. Handikap 16. 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sert kuma çıkıyor. 14 safkanımızın e, müthiş kapışması yine bizleri bekliyor. Evet koşuya Şöyle döndüğümüz zaman 5. koşumuza sevgili dostlar burada da sürprize müsait gördüm bir koşu. Burada da benim ilk tercihim 4 nolu Basbalia olacak Halis Karataş eşinde ilk defa Halis'le buluştu. Yaptığı Bursa İzmir pistinden de yakınen tanıdığımız bir sapkan. İstanbul'a geliyor. Çok çok dikkat diyeceğim ilk tercihim. İkinci atım Altınoğlu sapkanımız Gökhan Kocakay ile ikili iki yaptılar. Son yaptı İstanbul işinde Gökhan Kocakay ile kazandı burada. Lenora olsun, Paçe olsun, diğer e, Kaşkarlı kız olsun, diğer sapkanların da, e, mücadele içerisine girip e, çoğu sapkanı geçme başarısı gösterdi burada. Yine e, birincinin güçlü adayıdır. Altıyı da eksik etmeyeceğiz. Sonradan 3 nolu Paçe Paça'yı. Bir nolu Safkan'ın Melih Hanım, Sarettin Boyraz'la ve de iki nolu Safkan'ımızla Adem Ceylan'la yazdık mı e, rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamamız nasıl oluştu? 4 başta olmak üzere 6, 3, 1 ve 2 şeklinde oluştu 5. koştaki sıralamamız. Evet 6. koşumuza devam edelim. 4'lü Ganyan'ımız da burada start alıyor sevgili dostlar. Evet e, yani 4 ve Kore İngiliz'in 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet gruba baktığım zaman burada 5 nolu safkanımız e, bu grupla ilk defa start alacak. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet e, koşuya döndüğümüz zaman e, yani hem bu grupla ilk defa start alacak hem çıkıp e, liderlik isteyecektir. Çünkü ayağına bir seri bir safkan olarak gözüme çarptı. Tabii ki buna Anadolu Şahin'i izin verecek mi onu atlayabilecek mi? İzleyip hep beraber göreceğiz. Benim burada Zafer Ateşi'nde başlayacağım. Nevzat Avcı tercihine ilk defa e, buluştum Nevzat Avcı'yla. 149 günlük bir arası var. E, burada grup bir mücadele içerisine girecek Zafer Ateşi. E, yani burada kazanma yakın gibi gördüm ben bu koca e, şey sevgili dostlar. Zafer Ateşi'ni. E, bundan. Çim yarışından önce bir koşusu vardı. Grup 1'de, 2000'de. Bu mesafede Özden Yıldırım tercihine güzel bir koşu çıkartmıştı. Bir dördüncülük hanesine yazdırmıştı. Şimdi Nevzat Avcı ile start alacak. Ee, yani burada kazanma ben yakın gördüm. Yani yarın bir sürpriz, bir banko olarak önereceğim. Tabii ki burada Koca Seyit, o gün de Koca Seyit ile beraber koştu. Koca Seyit'i de geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. Ben Zafer Ateşi'nden Nevzat Avcı'yla ile çok iyi bir e, koşu gelmesini bekliyorum. E, koşuyu da leğene e çevirip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Hem 2 6 ile bağlayan bir koşu. Sürpriz bir isim ama tabii ki güvendiğim tekrar olduğu zaman ben hiç e, sorgulamadan değerlendiriyorum. Gelir gelmez o ayrı bir konu. Kalkıp burada Koca Seyit olsun, 2 olsun, 6 olsun, 4 olsun yani böyle sıralamak istemedim. Başka yerde bir tane banko değerlendirebilirdim ama oralarda da zorlu koşular var. Tabii ki tercihi size bırakırım ama ben 3 dolu zafer ateşi diyeceğim ve de kenara çekileceğim sevgili dostlar. Tercihi de size bırakırım 6. koştaki e, bu koştaki benim e, 3 nolu zafer ateşi Nevzat'la benim bankomdur. Evet 7. koşu handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik kuma çıkıyor. 2. üçlü gayrımız burada start alıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşuya şöyle baktığımız zaman kaliteli safkanları Ulu Batur yani ayağına çok seri bir safkan. 9 kullar dolanıp gelip liderliği alabilir. Ateştay Minnak olsun. 5 no Doğan'ın ateşi olsun. Yani Gökçe Soy. Bir kullar Cemal Paso ile 50 kilo. Yani e, bu da müsait. Yani yarış birazcık tempolu, tempolu gidecek gibi görünüyor. E, tabii ki burada 3 nolu Ateş Tay'dan yana kullanacağım. ilk tercihimi Gökhan Kocakaya eşliğinde. Sonradan 5 nolu Doğan Ateşi. 2 nolu Ulu Batır. E, Ulu Arat, Ulu Batur mu dedim demin sevgili dostlar. özür diliyorum. Yanlış telaffuz ettiysem. 2 nolu Ulu Arat diyeceğiz. Ve de 4 nolu Minnak sevgili dostlar. Burada etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan olacak. Evet 3-5-2-4 ve 4. benim 7. koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 8. koşumuza geçelim. 13 safkanımız yer alacak bir meydan. Dişil Aramaz 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sente diye çıkacaklar. Evet koşuda baktığımız zaman yine burada yani gözümüze çarpan 13 nolu safkanımız var. Mesela alternatif bir banko olabilir. Mesela ben burada sevgili dostlar şu koşuda 3 nolu safkanımızı ben Zafer Ateşi'ni banko değerlendirdim. dileyen arkadaşlar buraya yıkabilir veya başka birinci altılı ganyanda başka bir banko ve ikinci altılı ganyanımızın e, da tekabül ediyor. Burada e, tercih yapabilirsiniz. Bankonuzu 13 nolu safkanımızda Halis Karataş'a gerçekten yani baktığımız zaman e, yani bu grubu geçme müsait gibi görünüyor. İstanbul'da arka arka yaptı. Üçüncülükler son koşusunu bir ikincilik elde etti. Velat Abiş tercihine o gün için e, Kezban Sultan kazandı Salahattin Moyraz'la. Ee, çok sürprizde bir imza atmıştı. Yani 13 alternatif bir banka ismimizdir. Ee, dileyen arkadaşlar değerlendirebilir. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için sesleniyorum. Ama benim burada rakip hanesinde çok eksik koştuğu takdirde yani buna ciddi rakipler gördüm ben. Onlar kimler? 5 nolu safkanımızı ben gördüm. Görkem Özçelik 3 nolu safkanımız. Son yaptığı 8'ini kesinlikle ben e, ölçü almadığım bir koşu. Ondan önceki koşusu 1400'e şartlı bir de çok başarılı bir koşu çıkarttı. Ee, yine enteresan bir koşu gelecektir. Sürpriz bir isim. bir nolu Koko si Sister Ali Yıldız eşliğinde. Ve 8 nolu Safkanımızda. ilk startına güzel bir ikincilik elde etti. Bursa pistinde. Şimdi İstanbul'a geliyor. İlk defa senteriye çıkacak. Çok çok başarılı bir koşu çıkartmasını beklediğim bir diğer Safkan. Ee, yani burada nolu Rida. Lida Dem, Gökhan Kocakaya eşliğinde e, o da piste çıkacak. O da Urfa'da, e, pardon Urfa deniyorum, bakmayın bakmıyorum özür diliyorum. Bursa'da mücadelesi vardı. E, yani şöyle söyleyeceğim. E, burada önerdiğim 8 nolu safkanımızla e, beraber koştu. O koştu da e, onu 5-6 boy gibi fark atmıştı. E, geri planda kalmıştı. O yüzden ben pek e, şey yapmadım. Eee Koşusunu pek o kadar e, içerisinde bulmadım. O da ilk defa e, gelecek İstanbul'a. E, ben geri planda bıraktım. Tercih size bırakıyorum. 13 ama çok çok önde. Hem e, Senteri'yi ile iyi tanıyor. Yani İstanbul'da yarış hayatına başladı. Bir de Halis Karataş tercihi de var üstünde. Gruplar işi yani kazanmaya yakın alternatif bir banko ama ben burayı yıkacağım. 5 3 1 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 8. koşuda. Evet 9. koşu altılı garimiz son ayağa satış 2 4 ve Kore Araplar 1500 metre sentetik kuma çıkacak. 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşuya şöyle baktığımız zaman 3 nolu safkanımız Güla Gökhan Bektaş da benim ilk tercihim. İkinci atım 2 iki nolu Gubaz Sahrettin Boyraz da. Bir nolu bangır bangır Gökhan Kocakaya eşliğinde büyük ihtimalle yarın forede çıkabilir. Yeni nolu sapkınım Hasan'ım. Bu sapkına çok çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Yeni nolu Hasan'ıma geçenlerde bir koşu kazandı İstanbul'da. Çok sürprize de bir imza atmıştı. Editör Güla, Seher Zade, Ufak Baba. Yani bunları da Ufuk Baba. Bunları da geçme başarısı gösterdi. Baş Aydın, Gürboğa yani iyi sapkanlarla mücadele içerisine girmişti Gökhan Bektaş da. Çok sürprizleri bir imza atmıştı. Çok dikkat diyeceğim Mehmet Kaya gibi gerçekten formunda jokeyimiz de üstünde. 7 ve de son olarak da 9 nolu Malala diyeceğim Mertcan Çelik de. 3-2-1-7-9 benim son ayaktaki sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul programımız buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.